Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizi canlandıracak ve bol çiçek açmasını kolaylaştıracak yeni bir yöntemden bahsedeceğim. Yalnız bu yönteme geçmeden önce sizlere orkidelerin çiçek açabilmesi için 3 önemli püf yöntemi de göstereceğim. Orkidelerinizin bu şekilde bol bol çiçek açabilmesi mümkün. Özellikle ilkbahara girmeden önce orkide bakımını yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Bu ayda vereceğiniz vitaminler ve orkide yapacağınız orkide bakımı çok önemli. İlk olarak sizlere bugün orkidelere gübre desteği olarak vereceğim yöntemi göstermek istiyorum. Bugün de yine orkidelerimize yeniden vitamin desteği sağlamak için bal desteği kullanacağız. Bu bal tamamıyla doğal bir bal ve sizlere de doğal bal kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bal yerine kesinlikle şeker kullanmayın. Hemen ölçülerimize geçelim. 400 ml su koydum. Suyun üzerine 1 çay kaşığı kadar bal koyacağım. Bal özellikle toprağın pH dengesini dengeler. Evde çiçek besliyorsanız mutlaka orkide toprağını ya da diğer çiçeklerinizin toprağını verimli hale getirmeniz gerekir. Bunu yalnız çok sık aralıklarla kesinlikle vermiyoruz. Bakın karıştırıyorum ve karıştırdıktan sonra bunun üzerine biraz daha su ekleyeceğim. Çünkü bal miktarı su miktarını dengelemesi gerekiyor. Yani toplamda ben 1 litre su kullanmış olacağım. 1 litre suya 1 çay kaşığı kadar doğal bal kullanıyoruz ve bunu karıştırıyoruz. Şimdi bu hazırlamış olduğum karışımın üzerine özellikle pH dengesini sağlayabilmek için biraz da limon damlatacağım. Sizler de çok fazla olmamak koşuluyla birkaç damla limon damlatabilirsiniz. Evet, bunu artık orkidelerime vermek için hazır hale getirdik. Orkidelere bal şerbetini vermeden önce orkide bakımına dair 3 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Birinci püf nokta, daha önce çiçek dalı vermiş ve de sararmış orkide dallarını kesmeliyiz. Ve bu dalı kestikten sonra orkidenin yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracağız. Özellikle uzun süre budama yapılmayan orkidelerde maalesef bu dal bu şekilde sararabiliyor. Bu yüzden budamayı geç yapmayın. Çiçeklerini döker dökmez. Bu çok önemli bir püf nokta. İkinci olarak, eğer orkidenizin çiçekleri döküldü ve siz budama yapmadıysanız, uçtan hafif bu şekilde sararmaya başladıysa, hiç zaman kaybetmeden hemen dalı budamanız, yani kesmeniz gerekiyor. Bakın bunlar boş boğumlar, yani çiçekleri dökülen orkide boğumları. Budama yaparken ilk çıkan, bakın ilk çiçeği dökülen boğum yeri burası, yani boş boğum ve diğer alttaki boğum da dolu boğum. Her ikisi arasından keskin bir makas ile keseceğim. Bu şekilde kestim. Bakın sadece dolu boğumlar kaldı. Bu elimde gördüğünüz boş boğumlar, yani tekrar çiçek dalı çıkmaz. Bu orkidenin dalının sararmasının devam etmemesi için ben üzerine biraz toz tarçın döküyorum. Çok fazla değil, sadece uç kısmına, antioksidan özelliği olduğu için bu kısmın dalın sararmasını engelleyecektir. Fakat eğer siz dalı çok uzun süre budamadıysanız ve dalın bir kısmı, yarısı sarardıysa, bu dalı kurtaramayabilirsiniz. Bu yüzden budama yaparken geç kalmayın. Dalları sararıp kestiğim ilk orkidem. Gördüğünüz üzere şu anda bu orkidem 3 tane çiçek dalı çıkardı. Aynı zamanda bakın bir daldan 2 tane yan dallar da çıkardım. Üçüncü püf nokta, hazırlamış olduğumuz bal şerbetini orkidelere bu bakımı yaptıktan sonra gübre desteği sağlamak. Her bir orkide saksısı için 5 yemek kaşığı kadar sıvı bitki besini, doğal gübre orkidelere yeterli olacaktır. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bal şerbetini kesinlikle çok sık aralıklarla kullanmıyoruz. Ben bal şerbetini bir yaz ayında kullandım. Yazın kullanmamın nedeni çok fazla su kaybeden orkideleri yeniden canlandırmak içindi. Ve ikinci kere sonbahar ayında verdim. Şimdi tekrardan
İlkbahar ayında veriyorum. Solan, artık gücü kalmayan ve çiçek dalı çıkarmayan orkideleri yeniden uyandırmak hem de yeniden vitamin desteği sağlayarak orkidelerimizin toprağının pH dengesini sağlıyoruz. Evet, özellikle bu orkidemin öncesi ve sonrasını da göstermek istedim. Bu ilk hali, yaprakları hastalıklı ve solgun. Bal şerbeti verdikten sonraki hali de bu şekilde. Yani kökleri daha sağlıklı ve yapraklar daha canlı ve yeni yaprak çıkarmaya da devam ediyor. Evet, elimde birkaç tane orkideyi birlikte büyüttüğüm bir saksım var. Öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere yine bu orkidemi de 5 yemek kaşığı kadar veriyorum ve hemen yakından da sizlere göstermek istiyorum. Bakın, orkidelerin birkaç tane küçük yavru orkide ile birlikte yaşıyor. Ve gördüğünüz üzere küçük orkideler bile bol bol çiçek dalı çıkarıyor. Yani orkidelerinizin kökleri sağlıklıysa, yaprakları sağlıklıysa ve bol ışık alıyorsa, düzenli aralıklarla ayda bir kere vereceğiniz sıvı bitki besinleri orkidelerinizin bu şekilde bol bol çiçekli olmasını sağlar. Orkidelerime verdiğim bal şerbeti sonrası bu orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Bir ay sonraki durumlarını sizlere detaylarıyla göstereceğim. Evet, tam bir ay geçti ve gördüğünüz üzere orkideler gelişim gösterdi. Bakın, bu orkidem daldan uzamaya devam ediyor, yani tomurcuklanıyor. Bu vermiş olduğumuz gübrenin işe yaradığını ve orkidenin gelişimini desteklediğini gösterir. Ve aynı zamanda diğer orkidelerimde bol bol, bakın, yeni yapraklar ve bol bol yeni kökler çıkarmaya başladı. Bu orkidemizin gelişimin iyi olduğunu gösteriyor. Sağlıklı bir orkide her zaman yeni yaprak ve kök çıkarır. Yine elimde gördüğünüz üzere yaprakları gayet canlı ve dik olan bir orkidem var. Sadece sağlıksız orkidelere değil, sağlıklı orkidelere de yine her mevsimde bir kere bu şekilde 5 yemek kaşığı kadar bal şerbeti verirseniz orkideniz daha çok canlı olacak. Yaprakları daha canlı ve sert olacaktır. Hemen sizlere bu orkidemin nasıl çiçek dalı açtığını da göstermek istiyorum. Orkideler küçük ya da büyük fark etmez. Gördüğünüz üzere bol bol çiçek dalı çıkarabiliyorlar. Ve bir orkide bir yılda iki kere çiçek dalı çıkarır. Her bir çiçek dalı boğum yerlerinden çiçek dalı çıkarabilir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilir ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.